Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Temmuz ayı sizin için parasal kazançlarda yeni kapılar açabilir. Özellikle iş, kariyer, para, maddi refahınız, kişisel gelişiminiz için çok önemli bir ay Temmuz ayı. Güneş ayın 22'sine kadar Yengeç burcunda parlayacak ve 6 Temmuz'da Yengeç burcunun 14 derecesinde çok güçlü bir yeni ay doğuyor. Şanslı bir yeni ay, aynı zamanda da maneviyatın çok öne çıktığı, ruhsal enerjinin, hak edişlerinin de çok öne çıktığı bir yeni ay. Çünkü 14 derece Sirius derecesidir. Güneş Sirius kavuşumunun olduğu gün önemli bir yeni ay doğacak. İşte bu sizin para evinizde doğacak. Burada özellikle parasal konularda hak edişlerinizi size verebilecek önemli bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Daha önceden harcadığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. İş arayanlar için çok güzel, keyifli bir iş, kariyerde önemli bir gelişme, bir kapı açılması söz konusu olabilir. Kazançlarınızı değerlendirmek, bereketi arttırmak, doğru yatırımlar yapmak, alışverişler yapmak, işle ilgili belki ya da aile, evle ilgili yatırımlar yapmak için güzel bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Çünkü bu bir öncü yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Yengeç, Koç, Terazi ya da Oğlak. 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli, etkili olabilir. Evet, yönetici gezegeniniz Merkür ay boyunca çok hızlı. O hızlı olunca siz de hızlı oluyorsunuz. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilirsiniz. Hızlı bir Merkür, hızlı düşünme, hızlı karar verme, işlerin hızlanması, pratik sonuçlar alma konusunda yardımcı olacaktır. 2 Temmuz'dan itibaren Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Venüs de 11'inde Aslan Burcu'na geçecek. 3. evinize doğru ilerliyor. Bu sizi özellikle konuşmalarınızda, iletişim tarzınızda çok özgüvenli ve dikkat çekici hale getirebilir. Sahnede olacağınız, biraz daha hani yeteneklerinizi, düşüncelerinizi iyi bir şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aynı zamanda bir şeyleri öğrenmekten keyif alacaksınız. Bol bol okuyabilirsiniz, yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Kısa da olsa eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. Tabii ki öğrenmek sadece eğitimle değil, çevrenizde bilgi paylaşımı olabilir. Bol bol konuşma ortamlarında, sohbet ortamlarında bulunabilirsiniz. Seyahatler edebilirsiniz. İnternet, sosyal medyada üzerinde bile hareketli olacağınız, hep bir şeyler öğreneceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Ve kardeş ilişkilerinizde biraz daha bir sıcak hale gelebilir bu dönemde. Ve 15 Temmuz'da Mars Boğa burcunda Uranüs'te birleşecek. Şimdi Mars ayın 20'sine kadar Boğa'da, 12. evinizde. Buna biraz dikkat edelim. 12. ev çünkü geri planda ve çok kontrol edemediğimiz bir alandır. Özellikle 15 Temmuz ve yakınları. 1-2 gün öncesi sonrası olabilir. Biraz genel sağlığınıza dikkat edin. İşte boğaz bölgesi, boyun gibi böyle sağlık sorunları söz konusu olabilir. Gizli düşmanlıklar gibi konular hani devreye girebilir. Özellikle çalışma ortamınızda buna dikkat edin. İlişkilerde biraz daha dikkatli olmak. Yani güvenliğe dikkat etmenizde fayda var bu dönemde ve genel sağlığınıza tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Ayın 20'sinden sonra Mars burcunuza geçecek, ikizlere geçecek. Yani bu enerjiniz iyice bir artmaya başlayacak sevgili ikizler. Çok konuşabilirsiniz. Her şeyi anlatmak isteyebilirsiniz. Bu da tabii ki siz zaten konuşkan bir insansınız ama artık daha da fazla konuşkan olabilirsiniz. Biraz bu enerjinizi de kontrol etmenizde fayda var. Yani kiminle neyi konuşacağınıza biraz dikkat edin. Aynı zamanda tabii ki Mars olan yerde hareket var, sabırsızlık var, dürtüsellik var. Bu da kazaları ve sakarlıklara daha açık hale getirebilir sizi. İşte hızlı hareket ettiğiniz için bir yerlere çarpabilirsiniz. Bir yerlerinizi incitebilirsiniz. Buna lütfen dikkat edelim. Aynı zamanda özellikle solunum yolları enfeksiyonlarına karşı daha hassas olabilirsiniz. Üşütmemeye çalışın. Biliyorsunuz yaz gribi biraz sıkıntılı olabilir. Kendinize özen göstermenizde fayda var. Ve 21 Temmuz'da 29 derece Oğlak Burcu'nda yılın ikinci Oğlak Dolunay'ını yaşayacağız. İlkini biliyorsunuz Haziran ayında yaşadık. 8. evinizde meydana geliyor. Bu da tabii ki yine para konularını, para döngünüzle ilgili bir dolunay aslında. 29 derecede burcun son derecesinde olduğu için Haziran ayındaki bazı konuları netleştirebilir. Böyle bir sonuç aldırabilir size. Üstelik Plüto etkisi de var burada. Daha çok bir kapanma ve
sonlanma etkisi var. Örneğin hani bir borcu kapatabilirsiniz. İşte emekli olabilirsiniz. Bir kredi borcunuz varsa bir süredir ödediğiniz bitebilir. Veya bir kredide belirsizlik varsa artık bir netleşebilir. İlişkilerle ilgili paylaşımlar, işte bir nafaka konusu, bir miras konusu, sigorta konusu, tazminat gibi bir konu veya bir burs beklentisi ve benzeri. Hani burada bir sonlanma, olumlu ya da olumsuz, yani bir bitiş, bir netleşme söz konusu olabilir sizin için, ama herkes aynı şekilde etki almıyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçların Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak 25 ile 30 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay döngüsünden daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ayın 22'sinde Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Üçüncü evinizde artık güzel böyle bir keyifli bir tatil, seyahat planlamaları yapabilirsiniz. Ve özellikle kardeşlerle ilişkiler, akrabalarınızla daha fazla paylaşım artabilir bu dönemde. Tabii ki ziyaretler olabilir, misafirler olabilir. Komşu ilişkileriniz de biraz daha keyif vermeye başlıyor. Özellikle ayın son günlerine doğru. Ve yönetici gezegeniniz Merkür 25'inden itibaren Başak Burcu'na geçecek. Başak Burcu'na geçen bir Merkür detaycı, hesapçı ve mükemmeliyetçidir. Dolayısıyla sizin de enerjiniz artık biraz böyle eğlence, keyif ve sosyalleşmeden arınıp hani hayatınızı planlamak, hesaplar yapmak, düzenlemeler yapmak gibi konulara daha fazla çekilmeye başlayabilir. Özellikle bu işler evle ilgili olabilir. Yani evde işler olabilir. İşte dolapları düzenleyeyim, gerekli ile gereksizi ayırayım. Aile içerisinde bir konu varsa mesela aileyle onları detaylı bir şekilde konuşalım, anlaşalım. Yani biraz daha böyle evde çalışanlar için evde çalışayım. İşte öğrenciyseniz biraz böyle dersleri kontrol edeyim gibi. Yani daha çok detay gerektiren, hesap gerektiren, analiz gerektiren işlere zihniniz daha fazla odaklanmaya başlayabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.